Kahve biliyorsunuz dünyada petrolle beraber ticareti yapılan en fazla ürün ve sudan sonra en fazla içilen içecek. Türkiye'de de son yıllarda kahve tüketimi çok hızlı bir artış gösterdi. Kişi başı tüketim bundan 10 sene öncesine kadar 50 gramlardayken şu anda 1 kilo 100 gramlara ulaştı. Dolayısıyla da çok sevilen bir içecek. Kahve de bizim Türk insanının hayatında çok önemli bir içecek. En önemli anlarımızda, en güzel anlarımızda e, Türk kahvesini içiyoruz. E, biz de burada e, Türk kahvesi müzesi olarak e, Türkiye genelinde, Anadolu'da yapılmış e, ve yıllar önce de yapılmış birçok kahve çeşidini yine tekrar gün yüzüne çıkarttık. E, burada çeşitli Türk kahvesi çeşitleri yapıyoruz. E, bunların örneklerini verecek olursak, e, cilveli kahve, Manisa yöresine ait ee, üzerine badem konulan, e, çifte karmış badem konulan bir kahve çeşidi. Yine e, Batman Hasan Keyfi yöresine ait hilve kahvesi. Hilve kahvesi de ceviz, bal ve sütle yapılıyor. Daha yumuşak bir içimi sayesinde insanlar tarafından daha çok beğenilen bir kahve. Yine süvari kahvemiz var. E, bardakta sunuluyor, cam bardakta. E, bunun da hikayesi eskiden süvariler e, kahveyi e, içerken fincanın az bularak e, daha fazla içme e, talebinde bulunuyor. E, o dönemki kahvehaneci de onlara bardak da sunarak e, kahveyi daha fazla içmelerini sağlıyor. Dolayısıyla da e, bunun adına da daha sonra süvari kahvesi adı veriliyor. Yine e, menengiç kahvemiz var. E, doğu bölgesinde çok kullanılan e, yalancı kahve dediğimiz bir kahve aslında bu. İçerisinde kafein barındırmayan e, Antep fıstığının aşılanmamış hali bazı yörelerde çitlendik. Bazı yö yörelerde çedene denilen e, menengiç kahvemiz var. Yine e, yokluk yıllarının önemli bir e, kahvesi, e, nohut kahvesi, e, fakir triyakiye dediğimiz, triyaki fakirin kahvesi olan nohut kahvesi aynı şekilde e, hala günümüzde tüketiliyor. Türk kahvesini dünyanın e, birçok ülkesinde içilebilir hale getirmek, daha tanınır hale getirmek için bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda da e, makine üreten firmalarımız e, önemli katkılar sunmaya başladı. E, bu firmalarımız e, kahve makinelerini, Türk kahvesi makinelerini e, üreterek ihraç edip e, birçok dünya insanının e, dünya insanına sundu kahve çeşitlerini, Türk kahvesine olan ilgiyi de ve e, ciddi anlamda da pazarda e, gün geçtikçe de büyüyen bir e, grafiği var Türk kahvesinin. Ee, özellikle e, Doğu ve Güneydoğu illerimizde e, biraz daha e, Arap kültüründen e, geldiği için daha sert keskin tatlar daha çok kavrulmuş kahveler tercih ediliyor e, Batı tarafına geldiğimiz zaman aromalı damla sakızlı dediğimiz Ege'de özellikle e, damla sakızlı kahvemiz daha çok tüketiliyor Karadeniz bölgesinde de çayın hakimiyeti olsa da son dönemde e, kahveye karşı e, Karadeniz'de de çok ilgi var. Karadeniz'de de biraz daha hafif içimli, çok kavrulmamış, yumuşak içimli kahveler tercih ediliyor.